Kızlar hazırlandığımıza göre sağlık ocağına gidebiliriz. Hadi Ama bakalım. anne, bebişimiz çok ağlayacak. Biz de çok üzüleceğiz. Evet arkadaşlar, bugün Bahar ve Banu Alya'nın kardeşlerinin yani Asel Mira'nın aşı olma günü. Sağlık ocağına gidiyoruz. Hadi ama anneciğim. Aşı olmazsa hasta olur. Evet, aşı olmazsa da hasta olur. Onun sağlığı için arkadaşlar, mecburuz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bebişimizin canı acımasın diye. Evet arkadaşlar, lütfen yorumlara da yazın. İzledik, sizi seviyoruz diye. Yeni bebeğimizle gideceğiz. Hadi bakalım. Şimdi bebeğimizi arabasına yerleştirelim. Sonra sağlık ocağına gidelim. Bebişimiz çok ağlayacak. Gelin siz burada bekleyin. Ben hazırlayayım kardeşinizi, tamam mı? Sonra da hemen gidelim. Asel Mira'yı da hazırladık. Evet. Bahar ve Banu Alya da hazır. O zaman hadi anne, gidelim. Ben çok heyecanlıyım. Ama anne, bir bebek ağlarsa biz de ağlarız. Ağlamayın anneciğim, sakın ya. O zaten ağlayacak. Gelin. Ben asansör çağırıyorum. Ama anneciğim ne yapalım? Yapacak bir şeyimiz yok ya. Anne, keşke götürmeseydik. Anneciğim, o zaman hasta olabilir ama hastalıkları daha kolay yenmesi için aşı yapılıyor bebeklere. Aşı daha çok acıtır. İğne vurulsaydı. Anneciğim, aşı ile iğne zaten birbirine benziyor. Bir nevi aynı şeyler, öyle düşünün. Şimdi ne oluyor aşıda biliyor musunuz? Bu tarafa gelin, dikkat edin. Şimdi anneciğim, aşıda çok azıcık vücuda mikrop veriyorlar ama çok az. Yani vücudunun yenebileceği kadar bir mikrop veriyorlar. Evet. Sonra vücut o mikrop çok az olduğu için onu hemen böyle yeniyor. Ona karşı böyle savaşçı askerler gibi düşünün, size öyle atıp öyle. Savaşçı askerler üretiyor yani onlara biz antikor diyoruz. Sonra o hastalık bir daha kardeşinize geldiğinizde kardeşinizin vücudu diyor ki biz seni biliyoruz, biz seni tanıyoruz, antikorlarımız hazır, hemen onu böyle ham yapıyor ve anne, kardeşiniz hasta yani olmuyor. Yani kardeşimiz aşı olmaktan kurtuluyor bir daha. Evet anneciğim, hadi hemen çıkalım. Kardeşinizi ama siz sürmüyorsunuz. Ben hem kardeşinizi sürüp hem nasıl kameraya çekeyim? Hadi yürüyün bakalım. Şimdi ben kapıyı açıyorum kızlar, siz kardeşinizi yavaşça dışarı çıkartın ama beni bekleyin, tamam mı? Sakın yola çıkartmayın. Bahar sen de tut anneciğim. Banu'yu tek başına tutamayabilir. Düşürüm. Oo anne, keşke bebeğimizi kalın giydirseydik. Düşür mü? Anneciğim yok ya, üstünü kapattım baksana. Bayağı üstünü kapattım bebişimizi. Şöyle biraz daha örtelim. Evet, bebişimiz uyuyor arkadaşlar şu anda. Heh, şöyle iyice üstünü örtelim. Tamam, kapatın acım şöyle. Rüzgar gelmesin bebeğimizi, hasta etmeyelim. Aa, anne, güneş vurmuş. Evet, hava sıcak arkadaşlar. Birazcık rüzgar var ama yine de iyi. Ne tarafa gidiyorsun? Sağlık ocağı ne tarafta kızlar? Dönün bakayım. Döndürün arabamızı. Döndür, döndür. Evet, bu tarafa doğru gelin. Hadi. Hadi anneciğim gelin. Kapıyı açayım ben. Gelin. Nereye gidiyorsunuz kızım? Saçmalamayın Bahar. Şişt, Bahar, Banu Alya. Anneciğim bugün aşı günü. Hemşire çağırdı ya bizi. Hadi. Bebişimize çok ağlayacağım. Anneciğim hayır, ağlamayın. Bebişimiz belki ağlamayacak, bir şey söyleyeceğim. Belki de hiç acımayacak bebişimizin canı. Tamam. Belki de çok azıcık ingaa diyecek, hemen bitecek. Hadi gelin bak. Evet, kapı açık. Hadi hemen gelin. Kapı açık. Tersten niye götürüyorsunuz anneciğim çocuğu? Şöyle götürsenize. Şöyle götürün hadi. Anne, çünkü tersini çevirdik, öyle götürün. Anneciğim siz çocuğu süremeyeceksiniz herhalde. Verin ben süreyim en iyisi ya. Tamam. Dikkatlice hadi geçirin onu. Şöyle böyle. Tamam durun onu. Bak şöyle kaldıracağız bebeğimizi. Evet. Getirin anneciğim. Ben şimdi hemşireye bakacağım. Ama anne, bebişimizin canı çok acıyacak. Ne yapacağım? Belki de acımayacak. Bakamayacağım. Anneciğim gel şimdi şurada bekletelim bebişimizi. Bakalım içeride birisi var mı? Dur anneciğim bakalım. Şimdi hemşire ablayı çağıracağım ben. Sonra bebeğimizi aşı yapacağız. Sonra evimize döneceğiz, tamam mı? Tamam. Şimdi anneciğim hemşire ablanın birazcık işi varmış. Sonra alacak bizi. Kardeşinize iğneyi yapacak. Bir aylık aşısı arkadaşlar. Daha yeni doğduğu için bebişimiz. Ağlama, kaldır kafanı. Anneciğim bir şey olmaz. Aa, ikisi birden ağlıyor. Kızım daha çocuk aşı vurulmadı. Belki de bir şey söyleyeceğim. Hiç acımayacak ki. Aa, ikisi de ağlıyor. Ağlarsanız bizi buradan çıkartırlar ama. Bana bakın. Bahar, Banu Alya. Bak bakayım kardeşin uyanmış mı? Uyanmış mı? Uyanmamış. Uyuyor mu? Banu Alya, hadi bir de sen bak kardeşine. Hadi. Şaka. Beni mi kandırıyorsunuz siz ya? İkiniz yan yana mı geldiniz anne, şimdi? Anne bak orada şey aleti var. Ne aleti var? Aa, tansiyon aleti. Evet anneciğim. Burada tansiyonun... Tansiyonumuzu ölçelim.
Anneciğim çocukların tansiyonu bilmiyorum. Acil durumlarda ölçülür sadece. Senin tansiyonu mu ölçelim burada? Evet. Anneciğim ya kızarlarsa bize? Kızmazlar. Gerçekten mi? Tansiyonu anneciğim bebişimiz çok küçük kolda şu kadarcık. Nasıl ölçelim tansiyonu? O zaman sen oraya otur. Otur bakalım. Evet. Öyle kolunu geçir şimdi. Evet. Şimdi arkadaşlar biz Bahar'ın tansiyonunu ölçeceğiz. Anneciğim şimdi tansiyonunu ölçeceğim ama hiç konuşmaman lazım, tamam mı? Çünkü konuşursan ne olur biliyor musun? Tansiyonun yanlış çıkar. Bekle şimdi. Bak Bahar ölçmeye başladı arkadaşlar şu anda. Evet. Bahar'ın kolunu sıkıyor şu an birazcık. Banalya sen de ölçecek misin tansiyonunu? Allah! Ne oldu kız? Aha arkadaşlar sıkı yapamamış, saçıldan ölçmedi. Sen çık anneciğim, bir de Banu tansiyonunu deneyelim hadi. Olmadı. Otur Banu, şimdi seni daha çok fazla sıkacağım açılmaması için. Evet arkadaşlar, şimdi Banu Alya'nın böyle kolunu biraz sıkı yaptım. Ben Banu şuradan tut anneciğim açılmasın. Anne sonra benimkini de sıkı yapar mısın? Dur bir Banu Alya'nınkini deneyelim. Sıkıyordun mu Banu Alya? Bakalım. Aa niye başlamadı bu? Kız yoksa bozduk mu tansiyon aletini? Aa arkadaşlar bakayım. Hatta. Geldi mi, çalışacak mı? Banu Alya konuşmasın. Konuşturma anneciğim. Konuşturursan yanlış çıkar çocuğun tansiyonu. Arkadaşlar acaba Banu Alya'nın tansiyonu kaç çıkacak? Ne oldu? Kolunu sıkıyor değil mi Banu Alya? Evet. Şimdi Banu Alya'nın tansiyonuna bakacağız. Bahar. Kardeşinden sonra senin tansiyonuna da bakalım mı? Evet. Tamam bakalım. Kaçmış? Şimdi anneciğim daha burada değer çıkacak. En son duracak. O zaman asıl değeri anlayacağız. Banu Alya sıkmaya devam ediyor mu? Şimdi bu yaptı şıkmayı. Ay konuşmayacaktım. Tüy unuttuk ya. Banu Alya niye konuştun? Aa Banu Alya'nın kim de... Anneciğim demek ki çocukların tansiyonunu ölçmüyor. Olmuyor anneciğim. Hayır bakalım hadi, hemşire ablanın işi bitmiş mi? Bakalım kardeşinizin aşısını vurduralım anneciğim. Hadi. Orada mı anneciğim hemşire ablalar? Yok var mı? Yok. Tamam işleri bitmiş mi? Otur şimdi, bizi çağıracaklar anneciğim. Hadi anneciğim içeri şimdi kardeşinizi götürelim. Şimdi hemşire abla alacak bizi. Ay anneciğim çok ağladı kardeşim, gel. Çıkartalım hadi, bak hala ağlıyor. Gülüyordun az önce ama. Anneciğim gülüyordun. Ya. Anneciğim kardeşiniz çok ağlıyor. Hadi hemen gidelim eve anneciğim. Sürebilecek misin arabayı sen? Hadi anneciğim ağlıyor, çok ağlıyor. Hemen eve gidelim hadi. Niye bu kadar çok ağladı ya? Geçti bitti. Şşş yapın şöyle, hadi biraz anne, sallayın. Anne çok sıcak hava. Bahar anneciğim hazırladın mı kovanı falan? Efendim hazırladım. Tamam diğer oyuncaklarım vardı, onları da bul tamam mı diğerlerin içinden? Tamam. Aa kapı çaldı ya, kim geldi acaba? Kim geldi? Bekle anneciğim dur ben bakayım kapıya kim gelmiş. Ay kim geldi ya, tam da denize gidecektik. Aa Pelin Sucuğum sen mi geldin? Evet teyzeciğim ben geldim. Bahar evde miydi? Bahar'la oyun oynamaya gelmiştim. Aa ama Pelin Sucuğum biz şimdi denize gideceğiz biliyor musun? Aa denize mi gideceksiniz? Yaşasın yaşasın, ben de gelmek isterim. Baksana ben de mayolarımı giydim. Aa, ama annem baban izin verir mi sana? Evet evet izin verir, ben de geleceğim size. Dur terliklerimi çıkartayım da Bahar'ın yanına geçeyim, onunla oyun oynarız. Tamam iyi hadi o zaman Pelin Sucuğum, gel bakalım. Pelin Su mu gelmiş? Ay onu da hiç sevmiyorum. Oyuncaklarımı kırıyor. Annem keşke içeri almasaydı. Bahar neredesin arkadaşım? Hadi gel beraber oyun oynayalım ya. Gel Pelin Sucuğum gel. Bahar da balkonda. Bahar anneciğim otur istersen Pelin Sucuğum. Bahar da çağırmam. Bahar bak kim geldi anneciğim. Arkadaşım Pelin Su geldi, gel. Pelin Su ile beraber denize gideceğiz. Pelin Su da bizle gelecekmiş biliyor musun? Bahar birlikte yüzeriz o zaman. Bence de birlikte yüzersiniz siz. Oyun oynarsınız olur mu Pelin Sucuğum? Olur olur. Ben Bahar'la birlikte Bahar'ın bütün oyuncaklarıyla oynarım. Çünkü ben oyuncaklarla oynamayı çok seviyorum. Pelin Sucuğum senin annenle babanın haberi var değil mi? Eminsin. Evet evet teyzeciğim haberi var. Aa o da ne kadar güzel kovaymış öyle. Ben alayım da şu kovayla ben oynayayım bari. Artık bu kova benim oldu tamam mı Bahar? Hayır. Aa hayır hayır benim olacak. Ben küçüğüm çünkü. Aa ne yapıyorsunuz? Bahar anneciğim ne yapıyorsun? Ayıp ama o anneciğim misafir geldi evimize, yapma benim böyle. Diyor bu. Anneciğim olsun.
Benim bu. Ben alacağım. Ben oynayacağım bununla. Sadece benim bu. Ama Pelin sucuğum böyle olmaz ki. Beraber paylaşacaksınız onu. Evet. Ya tamam neyse. Verin bakayım o kovayı siz bana. Verin. Verin bakayım ikinize. Verin tamam. Bende dursun. Sahil kenarına gidince beraber oynayacaksınız. Tamam mı? Bakın orada da kavga ederseniz olmaz Pelin sucuğum. Seni evine göndermek zorunda kalırım. Tamam teyzeciğim. Tamam söz veriyorum. Bir daha hiç yaramazlık yapmayacağım. Anne, bir daha alırsa onu kovalım. Anneciğim kovalım olur mu? Ayıp ya. Öyle şeyler söylenir mi? Hadi bakalım. Hadi baba. Baban aşağıda bekliyor. Hadi Pelin sucuğum. Sen de güzelce deniz terlikleri giy. Bahar'cığım sen de deniz terlikleri giy. Güzel güzel yüzelim. Tamam mı? Hadi bakalım kızlar. Terliklerimizi de giydiğimize göre gidebiliriz. Evine mi gitsin? Niye gidiyormuşum ben evime ya? Bana ne? Ben evime gitmeyeceğim. Anneciğim ağlıyor. Niye öyle dedin ya? Anne, oynadığımı kırıyor. Anneciğim kırmaz bir şey olmaz. Kırmayacağım ya. Tamam niye böyle yapıyorsun Bahar abla? Anne tamam bir daha öyle şeyler söyleme. Hadi bakayım çabuk. Baban aşağıda bekliyor. Bir an önce gidelim. Tamam mısınız kızlar? Hadi araba bekliyor. Hadi gidelim. Ay Pelin Su ne yapıyorsun yine al. Bahar anneciğim o da onunla oynasın. Bak bir kürek yüzünden kavga et. Benim bu da benim olacak. Kovayı aldı kürek benim olacak. Of yine kavga etmeye başladınız. Ya niye böyle yapıyorsunuz Pelin Su? Tamam ver bakayım onu bana. Ben size kovayı bana verin demedim mi? Ver bakayım şunu. Pelin Su bir daha sen de almıyorsun. Bahar'cığım sen de almıyorsun. Beraber oyun oynayacaksınız tamam mı? Öf tamam ya teyze. Bu Bahar'da benle hiçbir şeyini paylaşmıyor. Görürsün sen Bahar bak sana neler yapacağım. Aa Pelin Su o nasıl laf öyle ya? Hadi yürüyün bakayım araba bizi bekliyor hadi. Benim vermeyeceğim bunu. Pelin Su yine mi kavga ediyorsunuz Bahar? Anneciğim Bahar yine niye kavga ediyorsunuz? Bu küreği istiyor ama bu küreği ona vermeyeceğim. Çünkü bu kürek benim küreğim. O da başka oyuncaklarla oynasın. Bahar anneciğim burada bir sürü oyuncağım var. Bunlarla oynasana. Ne kavga ediyorlar ya. Pelin Su'cum hani söz vermiştin kavga etmeyecektiniz. Ama teyzeciğim baksana bir tanecik küreği benden kıskanıyor. Orada bir sürü oyuncaklar var. O da onlarla oynasın. Bahar anneciğim baksana bak bak. Burada ne kadar güzel oyuncaklar var. Sen de bunlarla oynasana. Pelin Su'cum sen onu Bahar'a verir misin? Bana ne vermeyeceğim. Bu benim diyorum. Pelin Su ama seni getirdim ve pişman ediyorsun beni. Bahar anneciğim gel bak. Sana bak. Aa bak bir sürü rengarenk. Anneciğim burada çiçekler var Bahar. Sen bunlarla oynasan olmaz mı? Aa of ya Pelin Su onu bana veriyorsun hemen. Bana ne diyorum vermeyeceğim. Anneni arıyorum o zaman Pelin Su. Bana ne getirmeseydiniz beni. Ya Bahar anneciğim ağlama tamam ya. Oh canıma değilsin Bahar. Ay Pelin Su ne biçim konuşuyorsun ya. Dur bakayım belki. Aa Bahar bak bir tane daha kürek varmış. Al anneciğim hem de sarı. Aa o ne kadar güzelmiş. Bahar ben onu istiyorum onu bana ver bakayım. Vermeyeceğim. Vereceksin o benim olacak diyorum. Benim olacak o. Pelin Su ama sen çok haksızlık yapıyorsun. Bak elinde kürek var. Hala Bahar'ın küreğini istiyorsun. Bana ne o benim olacak ver bakayım. Ben diyorum Bahar benim olacak ver bakayım. Aa Pelin Su şimdi de onu mu aldın? İki küreği birden almış ya. Sen niye iki küreği birden alıyorsun? Bir tanesini ablaya ver bakayım Bahar'a ver onu. Bana ne vermeyeceğim işte hepsi benim olacak. Aa Bahar anneciğim gel o zaman tamam biz denize gidelim. Pelin Su burada tek başına kalsın. Sen burada tek başına kal Pelin Su. Bana ne ben de gelirim siz giderseniz denize. Bahar anneciğim hadi yürü gel bakalım biz denize gidelim. Pelin Su burada tek başına kalsın oyun oynasın hadi. Sen burada kal Pelin Su. Görürsünüz bak sizin arkanızdan ben de geleceğim. Hiç de gelemezsin. Biz gidiyoruz Pelin Su sen kal. Bahar anneciğim nasıl da bıraktık Pelin Su'yu orada tek başına. Ama küreklerle oynamak istiyordu. Tek başına oynasın işte ya. Abi Pelin Su bir tane kürek vardı onu aldı. Evet ondan öbürünü de aldı. Tamam anneciğim bir daha getirmeyeceğim Pelin Su'yu. Ama anneciğim bana zorla illaki geleyim ben size dedi. O yüzden getirmek zorunda kaldım ya. Evet. Ama bir dahaki sefere söz veriyorum getirmeyeceğim. Neyse. Pelin Su belki denize gelmez. Biz de orada beraber yüzeriz olur mu? Bahar sen görürsün şimdi. Siz beni denize getirmediniz ama bak ben peşinizden geldim. O küreklerden de çok sıkıldım zaten. Şimdi gideceğim. Bahar'ı denize edeceğim. Onu ıslatacağım, sinir edeceğim. Görsün bakalım Bahar. Bahar abla. Ben de geliyorum sizle denize. Eyvah Bahar. Pelin Su da mı gelmiş ya? Anneciğim saklanalım mı? Ama nereye saklanacağız? Her yerde görür bizi. Bahar ben de geldim işte senin yanına. Hayır ben seni çok seviyorum. Seninle beraber güzel güzel denizde yüzeceğim. Islatacağım seni görürsün sen. Hayır. Gel bakalım al. Pelin Su ne yaptın sen öyle ya Bahar'a? Anneciğim tamam sen sakin ol. O küçük ya. Annesi babası da yok yanımızda. Pelin Su niye böyle yaptın sen? Bak ıslattın Bahar'ı. Annesiniz öyle ya da
Evet, annesine söyleyelim. Pelosu eve dönünce seni annene söyleyeceğiz. Bana ne sakın söylemeyin. Annem yoksa bana çok kızar. Bir daha da beni göndermez. Duydun Bahar, bir daha bize göndermezmiş. Oh, bunu söyleyelim, bir daha bize göndermesin. Evet. Bana ne, o zaman görürsünüz. Ben de sizi bugün burada çok sinir edeceğim. Bugün ben size hiç de güzel geçirtirmeyeceğim. Görürsünüz. Aa, anneciğim, bugünümüzü rezil edecek gerçekten ya. Niye getirdik biz bu Pelosu'yu ya? Evet, Pelosu sen ben hadi git. Doğru, benim suçum. Pelosu hadi sen git biraz. Orada şeylerle oynasana. Kumdan kule falan yap. Olmaz mı? Hayır hayır, olmaz. Ben Bahar'la oyun oynayacağım. Kaç anneciğim, kaç, Pelosu orada kalsın. Koş. Kaç. Anneciğim geliyor arkandan.